Merhabalar, Tıp Kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizin başlığı Nasıl Çalışır? Mühendislik kavramları kapsamında işaretler ve sistemler ve haberleşme kuramında farklı konuları ele aldık, temellerini işledik. Ancak haberleşme kuramını ele alırken bir yandan da günlük hayatta kullandığımız pek çok farklı teknolojinin nasıl çalıştığını, bunların temellerinin nelere dayandığını, haberleşme kuramı ile olan bağlantılarını anlatmak için yeni bir seriye başlıyoruz. Burada sadece haberleşme kuramı ile bağlantılı olan araçları, teknolojileri değil, pek çok farklı alandan, pek çok farklı aracı ve teknoloji, mühendislik alanındaki araçları ve teknolojilerin nasıl çalıştığını dilimiz döndüğünce açıklamaya çalışacağız. Geçtiğimiz haftalarda ele aldığımız Doppler Türkçe Doppler olarak geçen kavramın etkilerini konuşmuştuk. Doppler'ı aktif olarak kullandığımız radar örneği üstünden nasıl çalışır bölümlerimize başlayacağız. Bölümümüz içerisinde radar denildiğinde akla gelen kullanım alanlarının temellerini hem fiziksel hem de matematiksel olarak nasıl süreçlerin gerçekleştiğini ve bizim radarları oluşturmak için fiziksel süreçlerden nasıl faydalandığımızı ele alıyoruz nasıl çalışır bölümümüzün ilkinde radar karşınızda keyifli dinlemeler dileriz Sen hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali. Hocam şimdi tapir keslerde bir süredir mühendislik kavramlarını ele alıyoruz. Mühendislik kavramlarını açıklamaya, insanlara mühendislikte özellikle bizim alanlarımızda elektrik, elektronik haberleşme alanlarında sürekli kullandığımız kavramlar neler, derslerde gördüğümüz kavramlar neler ve bunları gerçek hayatta nasıl işliyoruz, gerçek hayatta nasıl uygulamalar karşımıza çıkıyor ele alıyorduk. İşaretler ve sistemler serimizin büyük bir bölümünü tamamladık. Artık podcast'te sesli olarak aslında tartışması zor olan daha görsel olarak anlatılması gereken konular kaldı sadece. Bunlar için de tapirkest olarak çalışmalarımız devam ediyor. Haberleşme kuramında da halen temellerindeyiz. Çünkü haberleşme kuramı dediğimizde sizin de daha önce söylemiş olduğunuz gibi bir derya deniz yani haberleşme kuramına girdiğimizde nereden çıkacağımız, nerede boğulacağımız belli olmuyor. Bunun için biz de bu kavramları işlerken haberleşme kuramı ile işaretler ve sistemleri birleştirerek nasıl çalışır serimize başlatıyoruz. Burada tespit ve mesafe ölçümü, radar, sonar gibi mühendisliğin somut uygulamaları olan ve aslında çok köklü de geçmişi olan hem matematiksel olarak hem uygulama olarak çok köklü bir geçmişi olan alanları ele almaya çalışacağız. Tespit ve mesafe ölçümünü düşündüğümüzde aslında Doppler etkisi bölümünde de konuştuğumuz radarlar ilk aklımıza gelen uygulamalardır. Zaten radarın açılımı da radyo dalgalarıyla tespit etme ve mesafe ölçmedir. Ancak bunu biz farklı çeşitli fiziksel olguları kullanarak da yapabiliyoruz. Sonar buna örnek verilebilir. Özellikle deniz altlarında sonarların kullanıldığını biliyorum ve yine hastanelerde kullanılan, Türkçeye ultrason olarak geçen cihazda ses dalgalarını kullanarak çeşitli işlemler gerçekleştiriyoruz. Ama ben daha ilkel bir örnekle başlamak istiyorum hocam. Bunu hani hemen hemen büyük ihtimalle doğaya çıkıp yürüyüş yapan ya da bahçesinde kuyusu olan, kuyudan su çekmiş biri tecrübe etmiştir. Derinliğini göremediğimiz karanlık bir delik olduğunda bir kuyu olabilir, bir mağara olabilir. Buranın ne kadar derin olduğunu anlamak için çocuklar ya da büyükler de bir taş bırakırlar. Kaç saniye sonra düştüğünden de kuyunun derinliğini, mağaranın derinliğini hesaplarız. Burada tabii ki çok kabaca bir kestirim yapılıyor ancak Kimse mesela 20 saniye sonra taşın düşme sesinin geldiği bir mağaraya girmek istemez diye düşünüyorum. Özellikle ben böyle bir test yapıp sonrasında bir mağaraya girmiştim. O yaklaşık hani 1 2 3 diye saymıştık. Bu noktada ilkel olarak bu uyguladığımız belki insanoğlunun ilk günlerinden beri uygulanan bir yöntemdir. Yani çok ilkel bir yöntem. Buralardan biz tespit ve mesafe ölçümünde elektromanyetik dalgaları kullanmaya da geldik. Bu örnekle nasıl çalışır başlamak istedim hocam. Teşekkür ederim Halil. Tekrar bana bu platformda bu fırsatı verdiğiniz için. Verdiğin örnek gayet güzel. Dediğin gibi aslında yaptığımız bizim olduğumuz yerde muhtemelen fiziksel olarak erişemediğimiz ve dediğin gibi belki de erişmek istemediğimiz bir yerden bir fiziksel olgu vasıtasıyla bilgi almaya çalışmak. O özetlemeye çalışırsak herhalde belki buna sığdırabiliriz. Yani bizim ulaşamadığımız ya da ulaşmak istemediğimiz bir yerden bir fiziksel olgu vasıtasıyla bilgi almaya çalışmak aslında senin söylediğin bu olguların açılımına yön verecek bir belki soyutlama. Şimdi taş örneği güzel bir örnek ama aslında bir bakıma sofistike bir örnek. Yani radar çok daha sofistike bir cihaz gibi duruyor ama aslına bakıldığında aynı fiziksel olguyu kullanıyor ki taş örneği iki farklı fiziksel olgu kullanıyor. Bunu dinleyicilerimiz için müsaadenle açmak istiyorum. İşte derinliğini bilmediğimiz bir kuyuya taş attığımızda Taş bıraktığımızda diyelim ne yapıyoruz? Taşı bırakıyoruz. Yer çekiminin etkisiyle düşmesini bekliyoruz. Düştüğünde düştüğü yerden muhtemelen bayağı da sürat kazandığı için elastik bir çarpışma gerçekleşiyor mu anlayamıyoruz. Ses gelmesini bekliyoruz. Düştüğünde ortaya çıkan ses dalgalarının bize ulaşan kısmına da bakıp bir kestirimde bulunuyoruz. Dediğim gibi 1-2-3 dediğimizde çok kısa bir mesafe olduğunu varsayıyoruz. Çünkü sesin hızı belli. Ses çok hızlı hareket eden bir şey bizim sayma hızımıza göre. Ve siz de dediğiniz gibi güvenli bir şekilde ya da deneyimlenebilecek bir mesafe olduğunu varsayıp içeri giriyorsunuz. Ancak bıraktığınızda sesin gelmemesi iki şey düşündürüyor bize. Ya taş gerçekten çok kısa mesafede düştü ama düştüğü yer yumuşak ya da bir bataklık ses çıkartmayacak tehlikeli bir yer. Ya da hala düşmeye devam ediyor ve oldukça dipsiz bir kuyu dedikleri durum söz konusu. Dediğim gibi yani en ilkel olmasına rağmen aslında sofistike bir örnek çünkü fiziksel olgu yer çekimi, bize bilgiyi taşıyan ise akustik dalgalar. Radar örneğine gelirsek, radar bunu biraz daha basit tek bir olgu üzerinden yapmaya odaklanmış bir teknik. Ancak tabii kullanılan teknik elektromanyetik dalgalar olduğu için ve oradan taşınan bilginin azami seviyede olması istendiği için çok hassas cihazlar, işte elektronik devreler, antenler gibi bir sürü araç gereç tabii işin içine giriyor. Yine senin söylediğin çerçevede denizaltılar işte sonar kullanıyorlar. İşte balıkçılar da bazen galiba yasaklandı bilmiyorum ama işte sonar vasıtasıyla balık avlama adaletsiz olduğu düşünülerek veyahut da başka şekillerde değerlendirildiği için belki gündemden çıkması söz konusu olmuştu bir ara şu an hala bilmiyorum ama yani sonarla balık sürüsünün nerede olduğunu bulmak aslında temelde aynı ilke. Yine senin söylediğin gibi ses dalgalarını gönderip bir kümeden yansıyanı tespit edip orada bir işleme sonucunda işte şu kadar uzakta şu yönde bilgisini bize taşıyor. Ancak dediğim gibi bunların hepsini bir kefeye koymuş olsaydık bulunduğumuz yerden bize nispeten uzakta olan erişmek istemediğimiz bir yerde olabilir. Bulunduğumuz yerden bize nispeten uzakta olan ya da bizim gitmek istemediğimiz bir yerden bir bilgi almaya çalışma sözün ettin bu uzaktan bilgi edinme fikrinin atası diyebilirim halil Hocam şimdi ilkel bir örnekten yani taş kullanmaktan ve insanı kulağını kullanmaktan biz elektromanyetik dalgalara bu bölümde geçeceğiz doğrudan. Hani tarihi artık başka bölümlerde, bilim tarihi bölümlerimizde ele alacağımız bir konu. Problemi ikiye bölmemiz gerekiyor ancak dediğiniz gibi bir tespit yani taşı attık. Acaba kuyunun bir dibi var mı, sonu var mı? Dünyada kesinlikle bir sonu var, kuyunun bir sonu var ama bunu biz tespit edip edemeyeceğimizi ya da ne kadar başarımla tespit edebildiğimizi bir ölçmemiz gerekiyor. Özellikle elektromanyetik dalgaları kullandığımız radar uygulamalarında. Bir de mesafe ölçümü var. Evet bir şey var. Bir şeyin var olduğunu o taşın çıkardığı ses söylüyor. Ancak acaba ne kadar derin sorusunu cevaplamamız gerekiyor. Yani isimlendirildiği üzere bu problem iki alt problemden oluşuyor. Bir tespit etmek var ya da yok. Bir şeyin varlığından ya da daha doğrusu aradığımız şeyin varlığından ya da yokluğundan bahsetmek ve buna ek olarak tamam var ise ne kadar uzaktayı belirlemek. Bu iki problemi biraz daha aşmak istiyorum hocam. Şimdi oldukça güzel bir noktaya değindin Halil. Ben tabii konunun dinleyicilerimiz açısından teknik kısmına ne kadar gireceğimizi de, de tam bilmeyerek biraz da tedirgin geldim açıkçası podcast kaydını ama tabii şunu söylememiz lazım senin de söylediğin gibi yani çok önemli bir haberleşme ve işaretler sistemler podcast serisi üzerine bunu konuştuğumuz için bunu dinleyicilerimizden talep etmek durumundayım. Ancak tabii yine de biraz hafifleterek anlatmaya çalışacağız. Aslına bakılırsa çok teknik ifadeyle radar dediğin gibi iki alt problemden oluşur ama bizim gibi işte haberleşme işaretleme çalışan kişiler için radar bir istatistik istiksel karar cihazıdır yani zaten sen de söyledin dediğin gibi var mı yok mu bu çünkü olasılıksal bir durum zaten muhtemelen değiniriz burada hata yapmanız söz konusu bu hatanın size neye mal olacağını tespit etmeniz söz konusu ya da bu hata yapmadığınız zaman nelerden feragat edeceğinizin bir tasarım problemi olarak karşınıza çıkması söz konusu iki bir şekilde iyi bir tespit var olduğu kanaatine varıldıktan sonra da işte ilgili operatöre ya da ilgili işte uç birime sizin bunun ne kadar mesafede olduğunu radar için konuşuyorum. Söylemeniz gerekiyor. Şimdi bu gerçekten oldukça sofistike bir problem. Yani gördüğünüz üzere iki alt problem ve işin içerisine çok ciddi olasılıksal bakış açısı katmamız gereken bir problem. O yüzden biz haberleşmeciler radar problemlerine istatistiksel karar cihazları deriz. Yani radar cihazı bizim için istatistiksel karar cihazıdır. Neden istatistiksel? Yani girişindeki bilinmezlikler ve rastgeleliklerle cihazın kendi içerisinde yapmış olduğu yöntemin artıları ve eksileri bir araya gelip size istatistiksel bir karar veriyor. Yani radar var dediyse var, yok dediyse yok olmayacağını zaten burada tartışacağız. Şimdi bir adım geriye alarak devam etmek istiyorum müsaadenle Halil. Peki bu istatistiksel karar cihazının çalışma ilkeleri madem işte senin de söylediğin gibi işte var yok ve var ise ne kadar gibi iki tane soruyla gündeme geliyorsa bizim bu cihazı tasarlarkenki motivasyonumuz ne olmalıdır gibi bir ön soru gündeme geliyor. Şimdi biraz tabii kullanım alanına göre değişkenlik arz etmekle beraber yine belki ileride bahsedeceğiz. Sizin bunu kullandığınızda ödeyeceğiniz bedellerin de masaya konduğu bir tasarım. Yani benim bir radarım var demek mühendisçe benim bu cihaz düzgün çalışıyor mu test edecek bir test cihazımın olması demek. Bu cihaz düzgün çalışmıyor'yu söyleyecek bir başka cihazınızın olması demek. Bu cihaz yalnız çalıştığında size nelere mal olacağını söyleyecek bir optimizasyon grubunun var olması demek. Bu cihaz doğru çalıştığında sizin bunu ne kadar iyi kestirdiğini söyleyen bir başka gruba ihtiyacınız olması demek. Böyle liste uzayıp gidiyor. Tabii insanın aklına takdir edersin ki 2. Dünya Savaşı'nda biraz ilerleyen, hızlıca ilerleyen teknolojiyle beraber doğrudan askeri alanlardaki işte kaynak ayrımını en uygunlaştırma, en iyileştirme üzerine bir yöntemler silsilesiyle beraber benim şahsım yani seran olarak naçiz tamamen bir istatistiksel işaret işleme ve optimizasyon problemi olarak gördüğüm bir yere doğru bizi itiyor Halil. Tabi bunu böyle söylemişken radar yani radyo dalgalarıyla yapmak aynı probleme karşılık geliyor mu? Evet geliyor. Bunu akustik olarak yapmak da hemen hemen aynı şeyler ama takdir edersiniz ki akustik olarak ölçtüğünüz fenomenler ve oradaki keskinlik ya da araştırdığınız şeylerin riskleriyle askeri alanda yapılanların riskleri yani sahaya konan şeyler terazinin bir kefesine koyduklarınız diğer kefesinden aldıklarınız aynı olmayabilir. Ölçekler yüzünden genelde hep radar kuramı olarak bilinir ama radar kuramının alt kuramları dediğiniz gibi enerjiyi sismik dalgadan da akustik dalgaya ya da işte moleküler harekete yani kokuya bile çekebilirsiniz. Çalışma ilkesi hemen hemen hepsinde aynı. Peki hocam bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi istatistiksel olduğunu söyledik ama bir radar cihazı mesela ya ben %80 eminim, %60 eminim burada bir şey var mı der yoksa radar var dediğinde biz bunun belirli bir oranın üstünde olduğunu kesinlikle bilir miyiz? Yani var dediğinde %99 ihtimalle orada bir şey var. Cihaz bu performansta çalışıyor ama %1 ihtimalle de bir işte elektronik devrenin içindeki glitch'ten ötürü, bir çevresel etkenden ötürü yanlış bir tespit yapılmış olabilir. Şimdi var olduğunu söylediğimizde radar bize bunu istatistiksel olarak ne kadar kesinlikle söylüyor bunu merak ediyorum. Yine çok güzel bir noktaya değindin Halil. Bu tamamen radar cihazının tasarlandığı grubun, radar cihazının kullanılacağı probleme olan etkisiyle alakalı bir tasarım parametresi. Bunun öncesinde dinleyicilerimize tabii şunu söylememiz lazım. Senin söylediğin o akıştan ilerlemek istiyorum. Radar ya da radarımsılar yani sonar hepsi dahil buna. Radar size bir aradığınız şeyin şimdi o da tabii ayrı bir tartışma konusu onu da ayrıca değiniriz vakit olursa. Aradığınız şeyin bulmaya çalıştığınız şeyin her neyse o. Bulmaya çalıştığınız şeyin var ya da yok olduğunu istatistiksel olarak söylüyor dedik. Şimdi o zaman karşımıza otomatik olarak iki tane durum çıkıyor. Kötü senaryoları bahsediyoruz. Kötüyü de tekrar ayrıntılandıracağız. Radar dediğin gibi var der. Bunun istatistiğine birazdan gireceğim. Var der yani bir şekilde filmlerde o hep gördüğümüz bir dairesel ekranda yanıp sönen bir noktanın size doğru yakınlaştığını gördüğünüz şey işte radar ekranı öyle düşünelim. Operatörün gördüğü şey o. Orada yanıp sönen bir şey olduğunu varsayalım. Dediğin gibi bunun bir tırnak içerisinde düşman uçağı olduğuna karar vermek radarın işi. Radar onu ekranda yanıp söndürdüğünde operatör ne düşünür? İşte bir düşman var yaklaşıyor ve menzil içerisinde diyor muhtemelen. Hani ikinci problemi de çözdüğünü varsayıyorum şu an ama aslında hala var yok problemini konuşuyorum şu an dinleyicilerimiz için. Ne kadar doğru bu söyledik. İşte orada karşımıza hemen tip 1 hatası diye istatistikte belirtilen ya da birinci tür hata denilen ya da radar kuramcıları için bizim anlayacağımız anlamda false pozitif yani mevcudiyeti yanlış olarak bayraklanan durum ya da haberleşmecilerin kullandığı false alarm dediğimiz yanlış alarm durumu söz konusu. Şimdi ne demek bu? İşte örneği filmlerden verelim, hani anlayalım yani ne anlama geldiğini bunun. Bir uçak gemisindesiniz, okyanusun ortasındasınız ve radar operatörü size yaklaşan bir düşman uçağı olduğunu ya da bir hedef olduğunu söylüyor. Yapılan iş şu, işte alt taraftan uçaklar çıkıyor, hedefi bulmak için söylenen koordinatlara doğru gidiyorlar. Ve birden karşılaşıyorlar ki o söylenen yerde hiçbir şey yok. Şimdi bu sizi güvende tutan bir şey niye çok şükür bir şey olmadı deyip geri dönüyorsunuz ama bedeli ne? O uçakların kaldırılması, o pilotların teknik olarak uçağın yaşayacağı bir arızayla yere çakılma ihtimallerinin gündeme gelmesi ve tekrar uçak gemisine geri dönmesi ve teknik olarak hiçbir şey yapmamaları. Yani siz çok önemli bir masraf ortaya koyuyorsunuz. Sadece radarın söylediğine inanarak. Bu o yüzden birinci tur hata dediğimiz olaya karşılık geliyor. Yani orada bir şey yok aslında. Aslındayı oraya gidince anlıyoruz dikkat ederseniz. Ama oraya gitmeden orada bir şey olduğunu düşünüyoruz. O yüzden buna birinci tur hata diyoruz. zaman avantajı ne? Sizi güvende tutar ancak eğer söylenen gerçekleşmezse çok ciddi bir kaynağı çöpe atmış oluyorsunuz. Tabi bunun ikincisi de var takdir edersin ki. ikinci tür hata da radar operatör ekranına bakar hiçbir şey görmez ancak sizi gelir Allah saklasın bir düşman uçağı vurur. Radarda bu da söz konusu. İşte zaten hep filmlerde de anlatılıyor, belgesellerde de. İşte radara yakalanmayan uçak. Aslında söylenen bu. Yani operatörün ve radar cihazının bir şekilde ayarlarının tespit edemediği ya da ettiği eşiğin altında kalan bir ayarlarla size gelen bir düşman unsurunun sizi gelip siz onu fark etmeden sizi yok etmesi ya da size zarar vermesi. İşte buna da ikinci tür hata diyoruz. Bu yine ikinci tür hata, tip 2 hata istatistiksel çerçevede düşünülürse ya da başka mecralar düşünüldüğünde false negatif yani olmadığını yanlış tespit etme haberleşmecilerin de mis detection dediği duruma karşılık geliyor. Şimdi bu ön bilgiyi uzunca da olsa verdikten sonra Halil senin sonra geri dönmek istiyorum. Birisi bize bir radar cihazının çalıştığını söylediğinde en azından tespit yapıp yapmadığını söylediğinde neyi söylemiş oluyor? İşte az önce bu tasarlayan mühendislerin ortaya koymuş olduğu bu tip 1 hatayla tip 2 hata arasında bir uzlaşı noktasında çalıştığını söylüyor. Bu uzlaşı noktası senin de söylediğin gibi bir sayı ile ifade ediliyor. İşte genelde o tip 1 hata üzerinden verilir. Yani false alarm rate üzerinden verilir ve tasarımların hepsi tip 1 hata üzerinden yapılmaya özen gösterilir. Çünkü tip 1 hata unutmayalım neydi? Kaynağı boşa sarf etse de güvende tutuyordu. Şimdi tabii o zaman şu soru gündeme geliyor. O zaman biz hep güvende olalım. Güvende olalım. Radar kuramında eşittir. Sürekli savaşan uçakların havada durması. Demek ki bu sürdürülebilir bir şey değil gördüğünüz gibi. Yani uçakların arada inmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim radar mühendislerimizin ki öyle bir alt başlık da var malumun. Radar mühendislerinin mutlak surette bu iki tür hata arasında bir uzlaşı noktasını üzerinde çalıştıkları problemin öngördüğü ve kaynakların el verdiği şekilde bir optimizasyona uğratmasıyla ortaya çıkar. Yani bütün radarlar %99 çalışır demek belki çok kötü bir kaynak ayrımıdır. Bütün radarlar %99.99 .99 çalışmalıdır demek çok iyi bir bütçeniz olduğu anlamına gelir. Benim radarım %50 çalışıyor demek. Bunu hep burada söylüyoruz. Aslında radarınızın çalışmadığı anlamına geliyordur. Benim radarım %70 çalışıyor demek sizin kaynağınızı çok güvenli tuttuğunuzu anlamına gelmez. Çünkü evet, iyi para tasarruf yapıyorsunuzdur ama %30 ihtimalle düşman sizi vuruyor demektir. Ya bunların hepsini bir araya koyduğunuzda az önce de söylediğim gibi bir istatistiksel karar cihazının optimize edilmesiyle ortaya çıkan bir cihaz aslında radar halidir. Peki hocam çok kısa bir soru soracağım mesela. Radarın kestiriminin başarımının artırılması için çevirebildiğimiz analog bir düğme gibi bir şey var mı? Mesela bir alarm geldiğinde radarı daha keskin çalıştıralım, daha yüksek başarımla çalıştıralım gibi bir ayarlama yapabiliyor muyuz? Evet bunu tabii belki zihnimizde bir düğmeyle yapıyor olabiliriz ama yani teknik olarak yaptığımız şey var diversity adını verdiğimiz teknik genelde en fazla kullanılır yani tek bir radar kullanmak yerine birden fazla radar kullanırsınız bir radar dizisi kullanırsınız böylece bir radarın vermiş olduğu kararın ikinci bir radar tarafından bağımsız birbirinden bağımsız muhtemelen coğrafik olarak da farklı yerlere yerleştirilmiş bağımsız bir gözlemle doğrulanması ki o bile takdir edersin ki yani matematikçi olarak sizi sıfıra indirmez ama oldukça hızlı bu oranı istediğiniz duruma çekmeye yarar. Dolayısıyla yani belki bir düğme olarak düşünmeyelim bunu ama bir düğmeyle kontrol edilebilen bağımsız radarların sayısını artırmak aslında senin söylediğin yönteme karşılık geliyor. Teşekkürler hocam. Bu noktada aslında Türk sinemalarında da böyle popüler bir örnek vardır. Gora filminde sürekli Komutan Logar'ın yanına gelip Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim diyen ve kovulan kişinin fos alarm verdiği düşünülür. Ancak filmin sonunda gerçekten bir meteor geliyordur. Tabi Cemil Yılmaz orada Komutan Logar'ın sonrasında bu cismi kendisinin gönderdiğini falan iddia ediyor gücü ele geçirebilmek için ama o bir cisim yaklaşıyor efendim ve çık dışarı çık repliği sanırım çoğu Türk gencinin benim yaşımdakilerin en azından kulaklarında çınlıyordur sen popüler kültürden örnek verdin el. Ben de geleneksel kültürden bir örnek vereyim. Bir deyimden bahsedelim değil mi? Herkesin bildiği yalancı çoban deyimi. İşte rivayet odur ki çobanın uzakta bir yerden köy kahvesine gelip işte anlatılan sürümleri muhtelif. işte bir olay olduğunu, bir yangın çıktığını diyelim söylemesi ve ahalinin gidip oraya bakıp aslında olayın olmadığını görüp sürekli bu bilgiyi çünkü orada önemli bir durum var. Müdahale etmek gerekiyor ya hani verdiği bilgi çok kritik. Sürekli bunu yaptığı 5-6 kereden sonra 7. seferde ya da 10. seferde gerçekten bir yangın olduğu söylediğinde İnsanların o radar bilgisine artık güvenmediği durumda işte gerçekten köyün yandığı anlatılır işte yalancı çoban hikayesi de aslında bir radar problemidir. Radar dediğin gibi yani yalancı çoban mıdır? Biz yalancı çoban olmadığını düşünüyoruz ancak radarın tip 1 ve tip 2 hatası söz konusu olduğunda yalancı çoban hikayesinin işte oranının ne olduğuna karar vermemiz gerektiği mutlak doğruyu söyleyen bir çoban olamayacağını aslında tanım gereği söylemiş oluyoruz yalancı çoban özelliğine sahip cihazlarda tabii ki kullanmak istemeyiz. Merak ettiğim bir konu var. Mesela yine yalancı çobandan örnekten gidelim. Yalancı çoban yangının var olduğu konusunda hep yanlış bilgi veriyor. Peki gerçekten var olduğunu acaba mesafeyi ne kadar doğru söylüyor? Böyle bir cihazdan bahsediyoruz. Yani evet var, var dedi ve insanlar şimdi ellerine kovaları, kürekleri alıp gidecekler. Mesafeyi söylemesi gerekiyor bir de. Öncelikle yani insan olduğu için mesafe ölçümünü göz kararı işte 500 metre ötede desin ve bunun pek dayandırabileceğimiz bir nokta yok ancak radar kullandığımızda, elektromanyetik dalgaları kullandığımızda ya da ses kullandığımızda bu ikisi içinde aslında çözünürlüğünün farklı olabileceği ne de düşünüyorum. Çünkü farklı karakteristiğe sahip dalgalar. Birisi elektromanyetik, birisi fiziksel. Mesafeyi öncelikle nasıl ölçüyoruz hocam? Tespit ettikten sonra. Ve bu mesafe ölçümüne etkiyen faktörler neler? Şimdi yine çok güzel örnek verdin. Hani yalancı çoban örneği üzerinden dediğin gibi hani insanlar ve işte bir yangın optik olarak çok kolay tespit edilebilen bir şey olduğu için hani kabaca dediğin gibi mesafe kestirimindeki hatalar çok önem arz etmiyor ama senin söylediğin güncel hayattan da artık herhalde şu anda yollarımızda bulunan hemen hemen bütün arabalarda bulunan bu yakınlık sensörü adı verilen işte önüne bir şey geldiğinde dıt dıt öten ve önünde ekranında bir takım uyarıcı figürler çıkan durumu öngörelim. Neden önemli ve nasıl yapıldığını hemen sonra geleceğim. Neden önemli? İşte arabayı park ederken geri geri giderken ötüyor malum. Ve önünüzdeki ekranda da ne kadar yaklaştığınızı genelde renk koduyla gösteriyorlar. Sayı da veren olabilir. Varsayalım iyi çalışmıyor mesafe kestirimi bloğu. Yani ne demek bu? Yani mesafe var hala ama o çok yakında olduğunu düşünüyor. Sen altı manevra daha fazla yapıyorsun. Kötü çalışıyor gördüğün gibi. Kötü çalışıyor 2. Çok yakındasın ama o uzak gösteriyor. Ne yapıyorsun? Bu sefer de kaza yapıyorsun. ya. Yani gördüğünüz gibi az önceki problemin iki ikinci aşaması olan mesafe kestirimini de dediğin gibi yalancı çoban hikayesinde az yalan söyleyen çoban gibi çok az yanılan bir mesafe kestirim olmasını arzu ediyoruz. Çünkü dediğin gibi ben eğer mesafeyi olduğundan uzak kestirirsem dönüş sayımı artırıyorum. Yani çok da işe yaramıyor söyledi. Olduğundan daha yakın gösterdiği için bu hatayı. Peki olduğundan daha uzak gösterirse bu sefer de ona güvenip iş yaptığım için arabayı vuruyorum. Gördüğün gibi bunun bir dengesi olması lazım. Bir hassasiyet olması lazım senin söylediğin gibi. Yine bu hassasiyet üzerinde çalıştığımız problem üzerinden tanımlanır. İşte dediğin gibi bir arabanın yakınlığı söz konusuysa muhtemelen arabanın tampon kalınlığı kadar bir çözünürlük işimizi görür. Çünkü hafif değdiğinde bir çat sesi duyduğunda radarın haricinde sen de anlarsın bir yere ve durursun ama bir füze takip sistemi için bu muhtemelen biraz daha hassas olmalıdır. Çünkü çok hızlı hareket ettiği için oradaki 10 santim bir anda sizi boşa düşürebilir. İşte taramalı elektron mikroskobunda bu artık moleküler seviyeye inmiştir. Teknik olarak o da bir radar çünkü. Yani bir işte atom altı bir etkiyi yine atom altı bir fenomenle ölçmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla orada hassasiyet artık moleküler seviyenin de altına iner. Bir gök cismini eğer takip ediyorsanız işte sizin sözünü ettiğiniz filmdeki gibi oradaki hassasiyet de ona göredir. Dolayısıyla mesafe tespitinde de aslında adı adına tip 1, tip 2 hatası demediğimiz ama senin adını güzel koydun bir hassasiyet problemimiz var. Bunun üzerinde çalışılan probleme özgü olarak ayarlanması ve uygunlaştırılması gerekir. Şimdi konuya senin sorduğun nasıl çalışıra geldiğimizde ise tamamen senin de söylediğin gibi haberleşme kuramının ve işaret işleme kuramının neredeyse tamamını kullanan bir derya görüyoruz Halil. Ama kabaca söylemek istersek yine senin verdiğin örnek üzerinden ilkel örnekten başlayalım. Taşı bıraktığımızda taşın yere çarptığında bir ses çıkarttığı varsayımıyla taşın ne kadar hızlı düştüğünü az çok bilmiyoruz ama sayıyoruz ya 1, 2, 3 diye. Ses hızı eğer hesap edebilseydik kulaklarımız kabaca bunu yapıyor. Ne kadar hızlı yükseğe çıktığını da aslında bulup tepeden bıraktığımız varsayımıyla ne kadar uzakta olduğunu bunu kabaca söylüyoruz. Bu tabii gözümüzde güzel bir örnek olmayabilir ama yani nasıl tespit edildiği işte bu noktada radar teknikleri ortaya çıkıyor. Yani menzil tespit teknikleri, menzil saptama yöntemleri. İşte bunun için en basit, en bilinen yöntem bildiğiniz bir şeyi çok kısa bir sürede gönderip bir süre sessiz kalıp size gelen yankının size ne zaman ulaştığına bakıp sizin gönderdiğinizi gönderdiğiniz anda saatin işte kronometresine bastığınızda sessiz kaldığınız için gelen artık yankıdan başka bir şey olamaz varsayımıyla. Yankının size ne zaman ulaştığı arasındaki süreye bakıp gönderdiğiniz enerji formunun ortamda yayılma hızıyla çarpıp bölüp mesafe kestirme yapıyoruz. İşte bunu en iyi yapanlardan bir tanesi de hani biyolojik örnekten gidelim. Yarasalar yani ekolokasyon adını verdiğimiz bir teknik kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Bizim neredeyse duyamayacağımız frekansta bir sesi arka arkaya çok hızlı gönderip iki gönderme arasında sessiz kalıp o sessizlik içerisinde yansıyanı alıp beyinlerinde işleyip işte yön ve mesafe kestirme yapıyorlar. Yarasaların yaptığı da bu. Araba radarlarının da yaptığı bu. Hemen hemen bütün radarların hemen hemen yaptığı tekniklerin başında gelen time of flight diye merak edenler için söyleyelim. Time of flight adı verilen bir teknik bu. Yani iki yani gönderilen ve alınan arasındaki zamanı işte ufak bir hesaplamadan geçirip size mesafeye dönüştüren bir yöntem. Ama tabii takdir edersiniz ki burada hemen gönderdiğiniz şeyin ne olduğu, gönderdiğiniz şeyin ne kadar sürdüğü, iki mesafe arasında ne kadar olması gerektiği yani sonuçta bir bir şey gönderiyoruz ve susuyoruz ya ne kadar suskun kalacağız? Bunların hepsi gördüğün gibi bir radar kuramının, bir radar mühendisinin üzerinde çalıştığı problemin doğası tarafından belirlenen çeşitli alt parametreler sürülen aslında alt problemlere dönüşmüş durumda. Hocam şu aklıma geldi. Siz elektron mikroskobu örneğini verince özellikle sesi kullanabildiğimizi, taşı kullanabildiğimizi, elektromanyetik dalgaları kullanabildiğimizi söyledik. Bir de elektronları kullanıyoruz. Yani tespiti ve ölçümü yapmak için kullandığımız fiziksel olgu neye göre belirleniyor? Yani neden biz sesi kullanarak elektron mikroskobu çözünürlüğüne sahip ölçümler elde edemiyoruz? Çok güzel bir soru. Yanıt üzerinde çalıştığınız problemin doğası. Moleküler seviyede çalışıyorsanız en ufacık sapmayı, en ufacık artık burada moleküler düzlemde anlamamız gerekiyor. En ufacık sapmayı tespit edebilen cihazlara ihtiyacınız var ki işte taramalı elektron mikroskobu belirsizlik ilkesi de dahil olmak üzere kuantum mekaniksel özellikleri kullanarak, o olguları kullanarak o farkı ayırt ediyor. Şimdi tabii şu soru gündeme gelebilir. Ben o kadar hassas ki her yerde elektron, taramalı elektron mikroskobunu radar olarak kullanayım. Şimdi karşınıza güç problemi çıkıyor. Yani sizin 300 kilometre uzaktaki bir uçağa, düşman uçağı olduğunu kuvvetle muhtemel düşündüğümüz bir şeyi taramalı elektron mikroskobunu özel bir konfigürasyonla oraya doğru tutup çalıştırabilmeniz için harcayacağınız güç gündeme geliyor. İşte bu güç işte anten boyu, anten mesafesi, çözünürlük gibi alt parametrelerce belirleniyor. Peki neden ses dalgasını kullanmıyoruz? Şimdi duyulabilir sesin frekansı, dalga boyu ve bunu tespit edebilecek anten boyu otomatik olarak yani bir matematiksel denklemle önünüze seriliyor. Dolayısıyla tespit etmeye çalıştığınız fenomen bu aralığa uygun konfigürasyona düşmüyorsa zaten bunu yapamıyorsunuz. O yüzden senin podcast'ın başında söylediğin hastanelerdeki ultrason devreye giriyor. Yani orada ses üstü duyulabilir sesin üzerindeki frekanslara çıkmanız lazım ama hala sesli ısrar ediyorlar gördüğün gibi. Yani neden? Çünkü elektromanyetik etkileşim özellikle işte fetüsün gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği için o olumsuz yönde etkileyemeyeceği bir enerji formu seçiliyor orada da gördüğün gibi. Peki neden taramalı elektron mikroskobu yapamıyoruz orada? E Bu sefer de karşınıza arada yani fetüsü ulaşmak için kat etmeniz gereken dokudan geçebilen bir enerji formundan bahsediyoruz ki elektronlar bu konuda çok iyi değiller. İşte pozitron taramalı elektron mikroskopları var. İşte PET scan dedikleri takdir edersin ki evlerden olarak bazı kötü hastalıkların veya Olguların tespitinde kullanılıyor. Neden orada elektron kullanmıyoruz? Çünkü elektron kullandığınızda bu sefer oradaki o biyokimyasal yapının tespit edilebilir özelliklerinin çözünürlüğü düşüyor. İşte bunların hepsi gördüğün gibi aslında dönüyor dolaşıyor. Üzerinde çalıştığınız olgunun, üzerinde çalıştığınız problemin sizin kaynaklarınızca ne kadar çözünürlükle tespit edilebilmesi gibi bir konfigürasyon ağacına karşılık geliyor. İşte o konfigürasyon ağacının ucunda elektron mikroskobu var. Eğer bir hücre ölçeğinde bir şey yapıyorsak, bir uçak tespit etmek istiyorsak radar var. İşte balıklarla ilgili bir iş yapıyorsak elektromanyetik dalgalar suda çok kötü gittiği için ses dalgaları var. İşte fetüsle alakalı bir şey ölçüm yapılacaksa ultrason var gibi 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 diye hali gidiyor. Hocam şimdi bu noktada bölümümüzün sonlarına doğru yavaş yavaş gelirken benim aklıma takılan bir soruyu sormak istiyorum. Radar cihazlarının tespit ve mesafe ölçümü için kullandığımız cihazların yöntemlerin çeşitli hata oranları olduğundan bahsettik ve çeşitli hata türlerinden bahsettik. Şimdi bir cihaz düşünelim ve bu cihazın günün belirli saatlerinde mesela geceleyin radar cihazımız gündüz çalışma performansına göre çok daha fazla hata yapıyor. Yani burada önemli olan nokta bu tip 1 ve tip 2 hatalarının ne kadar sıklıklı olduğu, ne kadar rastgele olduğu ya da bunların hep bir aylık sürede baktığımızda mesela 100 kereden bir kere bu adam yanlış hata veriyor ve bunu daha da büyüttüğümüzde her yüz ölçüme baktığımızda hep bir olarak veriyor mudur? Yani bu hata oranının başarımının ölçümü hangi ölçekte yapılıyor? Bunu merak ediyorum. Aslına bakarsan Halil bir radar mühendisinin en Çetin sorusunu sordun. Bu noktada ben de tabii bir radar mühendisi olmadığım için sadece bildiğimiz işaret işleme tarafından kuramsal bilgiyle yanıt veriyoruz ama bir tane bir çalışma ilkesi var o çalışma ilkesinden. Yani ihlal etmeyeceğimiz bir tasarım parametresi var ondan bahsedeceğim. Onun adı Constant False Alarm Rate yani CFAR diye kısaltılır. Bu hemen hemen bu tarz özellikle kritik görevde bulunan radarlarda en önemli parametredir. Yani en önemli derken şimdi az önce saydığım bir sürü parametreler az önemli mi? Yok. Onlar da çok önemli ama bir tek sayıyla bu az önce sözünü ettiğimiz o tuhaf istatistiksel cihazı modellemek isteseydik senin en baştaki soruna geliyorum. Ya ben buna ne kadar güvenebilirim dediğinde işte karşımıza CFAR çıkıyor. Yani sabit tip 1 hatada radar bu oran nedir? Şimdi bu tabii dediğim gibi bu sayıyı %99.9 diyelim. Yani senin verdiğin örnekte sen %1 demiştin ben onu binde 1'e çıkarttım. Şimdi problem şuna evriliyor Halil. Bizim binde 1 sabit tip bir hata oranlı bir radarımız olsun. Birisi bize böyle bir radar sattı diyelim. Biz ne anlıyoruz buradan? O güvenilir diyoruz. Ama unutmayalım terazinin diğer kefesinde o binde 1 hatanın olduğu zaman ödeyeceğin bedeli de birinin söylemesi gerekiyor. Az önce uçak gemisi örneğinde verdiğim gibi yani size o binde 1'lik hata her seferinde 100 milyon dolara mal oluyorsa ikinci kere düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu tasarım parametresi çok önemli bir parametre dediğin gibi. Ancak genelde bu kullanılır ama bu kullanılırken tek başına bu söylenmez. Söylense de satın alan kişi yani bu cihazı kullanacak kişi mutlaka bu işte o binde birlik durum söz konusu olduğunda ne bedel ödeyeceğini de masaya koymak durumdadır. Genelde o söylenmez çünkü o kaynağın sahibinin problemidir. Yani bu binde bir olursa ben ne kadar para harcarım? O onun bileceği iş ama siz radar tasarımını yaparken zaten firma ya da işte ilgili ona işte ihtiyaç makamı diyorlar genelde Türkçe'de. İhtiyaç makamının belirlediği oran üzerinde zaten tasarımızı yaparsınız. Verirsiniz. Onlar da zaten kaynak hesabını ona göre yaptığı için onu güvenle satın alırlar. Ama şunu da eklemek istiyorum Halil. Tek, tek tasarım parametresi bu değil radarlarda. Yani en önemli parametre neredeyse gitseniz baksanız mutlaka bu sayıyı görmek istersiniz bu işlerle ilgili ama tek tasarım parametresi bu değil. Az önce sözünü ettiğim gibi birçok radar cihazı bu özelliğini bilmek istemekle birlikte bu özelliği en üste koymaya da Üzerinde çalışılan problem gereği. Peki hocam şimdi sabit hata oranına sahip cihazların daha tercih edilebilir olduğunu, en azından bunların vereceği tepkinin kestirilebilir olduğundan bahsettik. Peki hocam bu hatanın kaynağı ne diye biraz daha araştırmak istesek? Biz zaten daha önce işaretler ve sistemler, haberleşme ve bilim tarihi bölümlerimizde gürültü kavramını çokça konuştuk. Yani bizim engel olamadığımız doğal süreçlerden ötürü buna kozmik, microwave, background, radiation da dahil yani evrende sürekli var olan bir kozmik mikrodalga ışımadan da bahsediyoruz ki özellikle radar mesela burada çalışıyorsa bunu çok büyük etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Bir gürültü kavramı var ve gürültüyle radarda nasıl başa çıkıyoruz? Gürültü bizim işlerimizi nasıl etkiliyor? Ve eğer istersek bir radar cihazını bir şekilde bozup onun operasyonunu, onun çalışmasını etkileyebilir miyiz? çok güzel. Gerçekten bir radar dediğim gibi mühendisin gene en korkulu rüyasından bahsediyorsun. Gürültü ve belki de senin sorunun ikinci kısmı olan girişim. Interference dedikleri. Kesinlikle sorumuzun yanıtı bu. Radarın hiç anlamsız bir şekilde tip hatasının da nedenini araştırdığımızda gerçekten orada bir şey yok. Gidip baktığımızda hani radar zaten bulamıyor da hani biz bir de merak edip gidip bakıyoruz. Gerçekten yok ama radar neden böyle çalışıyor dediğimizde karşımıza çıkan fenomenden bahsediyorsunuz. O da gürültü. E, özellikle radar cihazlarında, elektronik cihazlarda bütün fenomenler için söz konusu ama en önemli şey bu ortamdan kaldıramadığımız, cihazların kendisinden de kaynaklanan ve bunların hepsinin üst üste bindiği bir gürültü olgusu var Halil. Dolayısıyla radar az önce çok kabaca söylemiştik ama bir gönderici taraftan oluşur sessiz kaldığı bir aralık vardır ya da sürekli çalıştığı da olabilir ama bir de alıcı tarafı vardır. Ama bu ikisinin arkasında çok kuvvetli bir işaret işleme bloğu olmak zorundadır. Özellikle modern radarlarda nedeni de senin de söylediğin az önceki temel gürültü problemi. Yani siz radarın aktif çalışma anında ortamda bulunan enerjinin radarı rahatsız etmesini radarın çalışmasını bertaraf ederek çalışmasını sağlamak zorunda kalan bir başka kutuya ihtiyaç duyuyorsunuz. İşte o işaret işleme bloğu. Şimdi tabii bu olgu senin az önce söylediğin bizi ikinci kısma götürüyor. Yani yani karşı tarafın radarı var ve sizin yok. O zaman yapmanız gereken şey ne? Açığa düşmemek için karşı tarafı aldatma yöntemine gitmek. Yani radarın bir şekilde hiç siz orada yokken oradaymışçasına kaynaklarını yönlendirerek karşı tarafın kaynağını zayıflatmak ya da bir şekilde sizin orada olduğunuzun tespitini ortadan kaldırmak. İşte buna da girişim diyoruz. Çok muhtelif yöntemler var. Yani sizin bir radar cihazınız olmayabilir ama aktif bir ileti cihazınız varsa, aktif bir iletim cihazınız varsa radarın çalışma aralığına girdiğinizde siz aslında radarı rahatsız ediyorsunuz ve radar eğer iyi donatılmışsa donanımlı bir işaret işleme bloğuna sahip değilse muhtemelen hata yapmaya başlayacak. İşte bizim için karşı tarafın hangisi dost hangisi düşman oturduğumuz yere göre değiştiği için karşı tarafın kaynaklarını verimsiz yönlendirmesinin onun zayıflamasına yol açacak bir takım silsileyi başlatmış oluyor. Şu anda günümüzde az önce sen sorduğunda yanıt verdiğim hani düğmeyi artıralım da keskinleşsin dediğinde işte o yüzden genelde tek bir radar değil bir radar dizisi ya da bir radar sistemi kullanılır. Çünkü düşmanın da kaynaklarını ona göre yönlendirmesini ya da karşı tarafın sizi bir şekilde aldatma ihtimalini düşürecek birden fazla radar sistemi kullanırsınız. Bu böyle evrimsel olarak ilerliyor. Radar dizisini aldatmak için çeşitli yöntemler ortaya atılıyor. Bu radar dizisini aldatmak için ortaya atılan yöntemleri tespit eden başka yöntemler ortaya atılıyor ve sürekli böyle bir basamak gibi ilerleyen bir teknolojiden bahsediyoruz. Zaten. Teşekkürler hocam. Aslında şu an yapmış olduğumuz tapirdeki diğer çalışmalara baktığımızda da hem son yayınlanmış olan kum fırtınalarının haberleşmeye olan etkisi ya da istek ile yürütmüş olduğumuz projeler ya da haberleşme üstüne çalışılan herhangi bir alanda diyeyim radar teklerinin yani tespit ve mesafe ölçümünün bunu aslında biraz daha çevirdiğimiz zaman sanırım detection ve estimation teori olarak geçiyor. Tespit ve kestirim, sezim ve kestirim kuramıyla ne kadar bağlantılı olduğunu ve aslında bunların temelde yani bir IoT cihazına bir siber saldırı düzenleme ile bir savaş uçağını tespit etmenin birbirleriyle altta nasıl bağlantılı olduğunu görebiliyorsunuz ve bunların matematiksel olarak, istatistiksel olarak birbirleriyle olan bağlantısını bu sayede açığa çıkartabiliyorsunuz. Bu noktada hocam sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok güzel bir yere değindin Halil. Yani radar sözcüğü artık dile de geçmiş artık yanlış bilmiyorsam büyük harfle de yazmıyorlar. Yani radar artık bir isim olarak kullanılıyor ama az önce sözünü ettiğimiz o arka taraftaki işaret işleme bloğu için o öndekinin hiçbir anlamı yok. Yani bir işaret geliyor hep yani diyoruz ya işaretler ve işaretler. O işaret ...işaretin ne olduğunun hiçbir önemi yok aslına bakarsanız. Yani radar kuramı, radar teknolojisiyle başladığı için radar kuramı deniyor ama... ...senin de az önce söylediğin gibi bir çipten gelen işareti ki... ...yanlış bilmiyorsam senin şu an üzerinde çözdüğün problemlerden bir tanesi... ...bir çipten gelen işaretin senin istediğin işaret olup olmadığını anlamaya çalışmak da... ...aslına bakarsan o işaret işleme bloğu özelinde bakıldığında... ...sanki önde bir radar varmış da o radarın işareti artık bir kabloya dönüşmüşçesine... ...yani ön tarafta ne olduğunun bir önemi yok. Biz aslında senin de çok güzel özetlediğin gibi bir şeyi tespit... ...ve o şey hakkında bir takım kestirimlere sahip olmaya çalışmak problemine indirgendiği durumuna bence evrilmeli. Tabii ki radar kuramının tarihsel gelişimi çok önemli çünkü orada karşımıza çıkan kurallar, karşımıza çıkan olgular ve işte az önce sözünü ettiğimiz terminoloji hep orası kaynaklı. Ama orası kaynaklı demek problemin yalnızca o dünyada kullanıldığı anlamına gelmemeli. İşte tıptan tutun da az önce senin de söylediğin gibi işte yan kanal analizlerine ya da işte IoT cihazlarının güvenliğine kadar her yerde aslında o arkadaki işaret işleme bloğunun yapmaya çalıştığı şeylerin sadece adının ve biraz da türünün değiştiği bir çözüm ailesine baktığımızı dinleyicilerimize son kez söylemek istiyorum. Teşekkürler hocam. Nasıl çalışır bölümümüzü aslında biraz uzun bir konuyla, uzun bir bölümle giriş yaptık. İlerleyen haftalarda nasıl çalışır bölümlerimizde görüşmek üzere diyelim. Eğer dinleyicilerimizin merak ettiği konular varsa bunları da tabii ki mail olarak, yorum olarak, sosyal medya hesaplarımızdan doğrudan mesaj olarak paylaşabilirler. Teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Ben tekrar bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dileriz. Görüşmek üzere.